Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıptır abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin hayır duası. Taksici gazlat biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Arabam yanıyor. Abo, düldün ne yaptın oğlum? Abo, arabam yanıyor. Yanma oğlum. Yanma, beni yarı yolda bırakma lan. Abi sen hiç merak etme. Ben şimdi iki dakikada bunun tesisini koyar, tedavisini yaparım. Nasıl yani lan, sen anlıyor musun arabalardan? Ben tamirci çırağıyım abi. Sen bana takım çantanı getir yeter. Hadi ya. İnanmıyorum sana Nuri'm. Bu evin hali ne böyle? Her taraf pislik içinde. Ne kadar pasaklısın. Ne pisliği Eleniciğim ya. Sen benim ne kadar titiz olduğumu bilmez misin? Ben her sabah temizliyorum buraları. Temizlik yaptım diyorsan inanırım. Yapmışsındır ama bu evde yapmamışsın. Bu evi insan eli değmemiş kale. Şuralara bak, her taraf örümcek dolmuş. Pap 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 pap. Aman! Allah'tan ben gelmişim. İki ay daha gelmeseydim inan belediyeciler bu evi çöpe diye mühürlerlerdi. Biraz abartıyorsun galiba Eleni. Sen de maşallah çok rahatsın. Ben burada temizlik yapmaya çalışıyorum. Sen oturmuş masada gazete okuyorsun. Anladım. Ayak altında dolaşma diyorsun. Tamam, kalkıyorum. Nurimu, sen şimdi bu benim başımın belası nereden geldi de benim rahatımı kaçırdı, bir gazete bile okuyamıyorum diye düşünüyor musun? O nasıl söz Eleni? Sen geldin diye ne kadar mutlu olduğumu görmüyor musun? Sen burada değilken hep bir tarafım eksikti. Sen geldin, yeni bir güneş gibi doğdun hayatımı. Madem öyle söylüyorsun, o zaman al bu toz bezini. Bana yardım et. Hadi. İyi ama ben durağa gidecektim ya. Kale şaka yapıyorum sana. Narin'le konuştum, o bana yardıma gelecek. Nurimu, bezi alınca böyle bir bakışın vardı. Böyle görmen lazım, çok komikti. Ünlü popçu Bebek'te manken sevgilisiyle el ele dolaşırken gazetecilere yakalandı. Yalan haber bu. Ama Yavuz abi, siz de hiçbir haberi beğenmiyorsunuz. İşte biz onun için iyi gazete yapıyoruz Duygu. Sağdan soldan yalan yanlış haberleri gazetelere koyacak olursak tek gerçek o günkü gazetenin tarihi olur. İpek, sende ne var, malları görelim. Şey, ben Akasya Durağı yazı dizisinin ilk kısmını yazdım. Size mail atmıştım. Bir de biliyorsunuz bu taksicilerin dolandırılması haberini yaptım. Çocuklar,
Biri İpek arkadaşımıza bir gazetede çalıştığını ve gazetelerin günlük çıktığını hatırlatsın, olmaz mı? Bize sürekli yazı lazım. Toplantı bitmiştir, herkes işinin başına. Saat 4'e kadar gazeteyi baskıya hazırlamamız lazım. Makineler beklemez. İpek. Efendim Yunus abi. Akasya Durağı üzerine son yazdıklarını okudum. Peki nasıl buldunuz? Aferin, güzel yazmış. Teşekkür ederim. Yani sizin beğenmeniz benim için çok önemli, biliyorsunuz. İşin başına, hadi hadi. Hayatımda ilk defa bir şeyi beğendiğini gördüm. Hasta falan galiba, ateşini falan mı ölsek ki? Bırak şimdi Yavuz abiyi, Durak nasıl gidiyor? Ay sorma Duygu ya. Şu yaptığın dolandırıcılık haberi var ya, bu gazeteye çıkınca aramızdan birim ispiyonladı diye şüphelendiler. Senden mi şüphelendiler? Ay yok, iş oraya gelmeden engel oldum. Olay karakola yansıdığı için kesin polis adliye muhabirleri yapmıştır dedim, kurtuldum. Şu çarptığın tıp fakültesi öğrencisiyle aran nasıl? Emre mi? Ay nasıl uyuz, nasıl kendini beğenmiş. Ay böyle ukala ukala lafları var, görmen lazım. Durağa giderken onu görmemek için ayaklarım ters ters gidiyor. Benim bildiğim İpek hiçbir lafın altında kalmaz. Veremedin mi şunun ağzının payını? Ay uğraşılmaz onunla ya. Keşke o gün arabayla çarparken biraz daha hızlı çarpmış olsaydım da tamamen ortadan kaldırsaydım. Ne kötüsün ya. Neyse canım, ben geç kalıp da Nuri Baba ile papaz olmayayım. Kolay gelsin şoför kardeş. Abicim, patron bana beceriksiz deyince orada dananın kuyruğu koptu zaten. Patronla bir kavga ettik. Patron da beni işten çıkardı. Benim çıraklık maceram da orada bitti. Hay Allah, üzüldüm İsmail kardeş ya işten atıldığına. Neyse ne yapalım, olan olmuş bir kere. Bana bak, sen bu bütün parçaları söktün ama buldun mu sorunu? Neymiş, neymiş hastalık, problem neymiş ya, neymiş? İyileştirdim abi, iyileştirdim. Tamirat tamamdır. Vallahi tebrik ediyorum sana, helal olsun. Sen resmen araba doktoruymuşsun ya. Gelsin de görsün abi. Elimi dokundurmamla arabayı tamir ettim. Mucize gibi ya. Ulan İsmail hakikaten mucize. Bir anda arabayı tamir ettin ha. Bana bak, bu arada sen o patronlara takma. Patronlar kıskanç olur. Yanında çalışan böyle yetenekli adamlar olduğu zaman onlara kıskanırlar. Benim patron da öyle. Neyse sen şu söktüğün parçaları tak da hadi gidelim artık. Abi takacağım da. Biz bu parçayı nereden sökmüştük ya? Oğlum İsmail salak mısın lan? Bana ne söylüyorsun? Ben mi söktüm parçayı? Sen söktün. Nereden söktün? Sen oraya tak işte. Abi ben sana bir şey söylemeyi unuttum ya. Unuttun mu? Neyi unuttun? Bende hafıza problemi var abi. Nasıl hafıza problemi ya? Abi mesela ben bunu söktüm. Evet söktün. Koydum. Evet koydun. Ondan sonra neden ve niye söktüğümü unuttum. Ne diyorsun lan sen? Şaka mı yapıyorsun İsmail? Şaka programı mı oğlum? Ne diyorsun sen? Vallahi şaka değil abi ya. Ben bu parçaları söküyorum. Yere koyuyorum. Ondan sonra nereye takacağımı unutuyorum. Patronum da beni bu yüzden işten attı zaten. Anlıyorum İsmail. Şimdi sen her şeyi unuttun öyle mi? Evet abi, hatırlamıyorum. İsmail şu en son söktüğüm boruyu versene bana. Bu mu abi? Şu en son uzun olan. Bu mu? Uzun olan. Evet. Şimdi İsmail sen bunu söktün ama nereye takacağını hatırlamıyorsun öyle mi? Yok abi, hatırlamıyorum. Anladım. Ulan eşek sıpası, ben bu boruyu sana bir takarım. Gel lan bunu. Kaçma. Ulan hafızası kopasıca. Geberteceğim seni. Ulan madem takamıyorsun niye söküyorsun? Ne oldu be kızım? Sezam mı dürttü? Hiç. Ya aman. Bana birden bir üşüme geldi ha. Aa, ne üşümesi canım? Hava cayır cayır yanar. Şey, ben şey yapayım. Çay alayım. Çok kötüyüm. Sezam'ı yokladı herhalde. Çınar, böyle babamın evde olduğu erken saatlerde arama demedim mi ben sana? Aşkım ne yapayım, özlüyorum, sesini duymak istiyorum. Babam tam yanındaydı biliyor musun sen? Eğer yakalasaydı bir daha sesimi zor duyardın. Tamam, bir dahaki sefere dikkat ederim, bu kadar erken aramam. Bir şey diyeceğim, buluşalım diyorum, ne dersin? Tamam, ben anneme bir yalan uydurur gelirim. Tamam ama çok bekletme beni, tamam mı? Tamam Çınar, uf. Bilemezsin Safiye, bizim Durak'a iki şahıs katıldı. Bir tanesi kız olanı, aynı senin gibi bile kıvıracak. Bir de oğlan katıldı, onun adı da Emre, tıp fakültesinde okur. Ha, bu Emre kazanıp tıp fakültesinde mi okur Osman? Evet, ama bir görsen ne kadar akıllı, ne kadar düzgün, ne kadar kafalı bir çocuk. Görsen yani şaşarsın ya. Peki bu Emre bekar mı? Hemen güzel hayata bile, ususi hayata balıklama daldı. Yani bekar mıdır diye sorarsın. Peki öyle sormayayım. Evli midir? Bekar.
Kızım Safiye, dört dörtlük bir damat adayına benzer bu Emre kız hanım. Ne yapıp edip dileğe yapmalı bunu. Akıllı, kültürlü, mantıklı, aynı ben. Yani gençliğim. Kendi gençliğim derken böyle sinirli, asabi, ağzı bozuk mu demek istedin Osman? Aynı benim gibi beyefendi demek istedim. Ya Osman sen çok güneş tuta tuta senin beynin de sulanmış. Kendi gençliğini bile hatırlamazsın. Sen gençliğinde akıl, fikir, kültür senin semtine bile uğramazdı. Sen bütün gün mahalledekilerle kavga edip dururdun. Safiye, tarihi saptırıp durma Safiye. Beni bütün mahalle bile parmakla gösterirlerdi. Her hadisede ben vardım. Evet, her hadisede vardın. Seni böyle gösterirlerdi. Bakın, bakın deli Osman gelir kaçın derlerdi. Safiye evet deliydim, evet. Deliydim, eğer akıllı olsaydım senin gibi bir kadınla evlenmezdim, tamam mı? Ay Osman tamam, sıkma canım sen canını. Şu Emre kızından bahseder misin? Kes, tamam. İnsanla tat mı bıraktın be? Ne giderim işe hadi. Ay dur bana para bırakmadan gitme Osman. Hayır Safiye, sana beş para bırakmayacağım bak. Bak, duyar mısın sesi? Bu para yok demektir. Tamam, haydi eyvallah. Hadi güle güle git. Frenalin, iki saatte bir eşofman giyemedin. Temizlik bitti Kale. Giydim Elena Hanımcığım, giydim. Sen şimdi bana bu cam temizleyiciyi ver. Ben sana buraya pırıl pırıl yaparım. Sen şimdi camlarını sil, ben de banyoya girseyim. Tamam, sen hiç meraklanmayasın. İki saate kalmaz burası tertemiz olur. Endaksi. Vallahi hanımlar, Osman'ımın söylediğine göre bu durağa gelen Emre kız hanım var ya, öyle yakışıklı, öyle yakışıklıymış ki Tom Cruise gibiymiş aynı. Ay abartma Safiş ya. Ay yeminden öyleymiş. Hem de çok azimli bir kızanmış. Hem durakta çalışırmış, hem de tıpta okurmuş. Maşallah, tıpta okuyor. Ya, sınıfının birincisiymiş. Yeni bir doktor Mehmet Öz gelir derlermiş. İleride doktor olduğu zaman TV programları da yapar, paraya para demez artık. Maşallah maşallah, zehir gibi desene. Aa, zehirde ne kelime canım. Gözü kapalı böyle açık kalp ameliyatı yaparmış. 20 saniyede bütün iç organları söker, tekrar yerine takarmış. Ay ufak aklı civcivler yesin be Safiş. Utanmasan Hipokrat'ın torunu diyeceksin, yavaş. Safiş, sen boşu boşuna kimseleri övmezsin. Bunun altından bir çapan oğlu çıkacak. Hadi konuş. Ben derim ki bu Emre'yi dileğe yapsak fena mı olur Şazimet Hanım? Demedim mi ben size? Çıkardı baklayı ağzından sonunda. He, tabii öğrendin çocuğun doktor çıkacağını. Kaçırmak istemiyorsun paralı damadı. Aa, paranın ne önemi var Gülbin'im? Yani hayatta en önemli şey sağlık değil mi? E bu çocuk da sağlığı yalamış yutmuş maşallah. Vallahi doğru söylersin ablam. Özel doktor dünyanın parasıdır. Böyle bir damat ilaç gibi gelir insana. Heh, ben de öyle derim. Hepimize bedava bakar. Fena mı olur yani Şazimet Hanım? Olur mu hiç beleş doktor hepimizi muayene eder. Sakın kaçırma bu kısmeti Safiş. Peki dilek ne der abla? Dileğin henüz haberi yok. Ona kalsa ya davulcuya ya zurnacıya. Sen bu işin peşini bırakma Safiş. Hiç bırakır mıyım? Ben zaten kız Cem'i Emre kız hanımla tanıştıracağım. Ondan sonra Emre kız hanım zaten kız Cem'i gördüğünde şıp diye aşık olacak. Ondan sonrası da gelir zaten. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Böreğim pişti. Söylediğin gibi pişer pişmez getirdim. Ay Safiş bize börek mi yaptın? Ay börek size değil, böreğin yeri var. Anneciğim, böreğini getirdiğime göre ben artık gidiyorum. Nereye gidersin? Berin'le buluşacağız. Aa, bu ne canım? Her gün Berin'le mi buluşulurmuş? Bir yere gidemezsin, beraber durağa gideceğiz. Durakta ne işimiz var ya? Sabah babanı kızdırdık ya, kahvaltı yapamadı. Bu böreği götürelim de gönlünü alalım adamcağızın. Hem sonra akşam burnumuza fitil fitil getirir. Of! İyi hadi. Bana çemkirme çocuk. Vallahi dillerini keserim senin. Hadi al böreği de gidelim. Hadi hanımlar, iyi günler, görüşürüz. Hadi, hadi. Ay ne uyanık kadın. Bütün sağlık harcamalarını bir tepsi börekle halledecek.
Manyak mısın kızım? Ne yapıyorsun sen ya? Ne istiyorsun benden ya? Öldüreceksin bir gün. Ben ne yapayım ya? Taksinin arkasından birden çıkıverdi. Sen de arkana baksana biraz. Kızım bazı yerlere girerken yavaşladın. Fren bunun için var. Hani ortadaki pedal, anlatabiliyor muyum? Ben araba kullanmayı biliyorum beyefendi. Ama sen yolda yürümeyi bilmiyorsun. Biliyorum. Trafiğe çıkmadan haber ver de o gün bütün İstanbul halkı sokağa çıkmasın, tamam mı? Pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyorsun ya. Evet, bir hata yaptım. Hatanı kabul ettim. Evet, bir hata yaptım. O da frene basmaktı. Ya ben niye frene basıyorum ki? Seni ayakları yerden kesip havada uçurmak gerekiyormuş. Ya Allah'ım. Hem araba kullanmayı bilmiyorsun hem de taksici oluyorsun. Nasıl bir şey bu ya? Sen kendine bak. Mıknatıs gibi nerede araba var kendine çekiyorsun. Ya Allah'ım, hala konuşuyorsun. Helal olsun sana, helal. Sonunda bir arabanın altında kalacaksın. Sen neyse de seni ezelim, başını yakacaksın. Ben ona yanıyorum. Dua etmesin. Yoksa ben sana yapacağım, yemin ediyorum diye. Ne yapardın? Döver miydin? Bir kız bile gelir senin hakkından. Doktorcuğum, gel gel. Tamam, sakin olun. Yeter. Allah Allah. Toprağım, karşısındaki bayan affedersin. Kıvıracak. Sen de kes artık, tamam mı? Ya durun bir dakika, niye engelliyorsunuz ki? Ne güzel eğleniyoruz işte. Bana bak, sen böyle karaciğer, pankreas, dalak falan çalış. Sen de böbrek üstüne, böbrek üstüne, böbrek üstüne vur. Sinan! Pardon baba. Uyuz şey. Abu, bu vallahi hepimizi döver ha. Nuri kardeşim, bu ikisi var ya, bir kaşık suda bulsalar birbirlerini boğacaklar yani. Yani birbirleriyle ne alıp veremedikleri var anlamadım. Aslında ikisi de iyi çocuklar. Vallahi Nuri baba, bu ikisi bu durakta barınamazlar ya. Arenaya çevirdiler ortalığı. Yani bu ikisi durağa girer ama bir kişi çıkar, benden söylemesi yani. Ya Sinan ağamla Osman ağam barınıyorsa bunlar haydi haydi barınır. Ağza bak ağza. Ya anlamadınız mı arkadaşlar? Ne demişler? Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar. Sinan bak, bile bir şeyi ağzından bir daha duymayayım. İş yerinde bile bir şey olmaz. Katiyen yani. Bravo. Ne desem be? Ay Eleni Hanımcığım, ne güzel, her yer pırıl pırıl oldu. Ah eline sağlık Narinciğim. Nuri mu gelince evi tanımayacak. Hakale bu benim evim mi diyecek. Ay ben gideyim artık, Şenol'umu doyurmam lazım. Aa olur mu bre? O kadar zahmet verdin. Bir çayımı içmeden mi gideceksin? Ay geniş bir zamanda inşallah. İyi peki, öyle olsun. Eline sağlık. Ay Eleni Hanımcığım, yine böyle bir şeye ihtiyacınız olursa narin koş deyin, ben koşar gelirim. Efariste Poli, çok teşekkür ederim kuklicem. Ben gideyim artık. Ay. Hadi peki, hadi güle güle. Gel seni görmeyeyim canım benim. Teşekkür ederim. Ah çok yoruldum, çok yoruldum ama değdi. Nurimu gelince şaşıracak şimdi, görsün. Temizlik nasıl olur? Bu ne kalem? Kadın küpesinin ne işi var bu evde? Nurimu, sen ben yokken ne haltlar karıştırdın? Alo, buyurun efendim, Akasya durağı. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. İpek kızım, hadi bakalım. Adres burada. İşiniz hayırlı olsun. Buyurunuz. İnşallah bu sefer parayı almayı unutmazsın. Eğer vermezlerse ez onları. En iyi yaptığın şey ne de olsa, değil mi? Uyuz. Hadi işe bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı işler. Sonra da ben işe. Emre, bak üzülüyorum, kızıyorum. Ne istiyorsun bu kızdan ya? Tamam belki parayı almamış olabilir ama tek başına bir kızcağız gibi kimsesi yok. Uğraşma oğlum ya. Benim onun alıp veremediğim yok Nuri baba. Onun benimle var. Nerede görse üstüme kırıyor arabayı. Öldürecek sonunda. Sağ hiçbir şey olmaz Emreciğim. Sen doktor değil misin? Kendi kendini tedavi edersin. Selam. Merhabalar. Oo, hoş geldin Safiye yenge. Hoş geldin kız Dilek. Safiyeciğim hoş geldin canım. Dilek ne haber kızım? Teşekkürler, iyiyim. Hoş geldin, başımın belası sevgili Safiye. Para istemek için geldiysen boşuna geldin. Çünkü daha beş param yok, işe çıkmadım. Şayettir Nuri kardeşim. Aa, ne parası canım? Ben sen sabahleyin iyi kahvaltı yapamadığın için börek yapıp getirdim Osman'ım. Bir iki lokma ye diye. Ya bak kadına, bak kocasına börek getirmiş. Sen kıymetini bilmiyorsun. Al. Olsun, ben
yine de bu duruma çok alışkınım Nurakam. Ben kocamı yine de çok severim. Hadi afiyet bol şeker olsun herkese var. Sağ ol Sayın Bey yenge ya. Çok güzel görünüyor ha. Buna bakayım. Emre kızım. Sen de yesene. Yok sağ olun tokum ben. Çok teşekkür ederim. Ök ök. Yavaşlayayım be. Kıtlıktan mı çıktınız? Ay benim de başım çok ağrır bugünlerde. Emre kız hanım, sana rica etsem çardağa kadar gelebilir misin? Bir iki şey soracağım da sana. Sizi kırmayayım ama biliyorsunuz ben hala öğrenciyim. Olsun olsun, sen yine de bilirsin. Hadi afiyet olsun. Safiye yenge çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neymiş, neymiş? Beleş böreğin hastasıyım. Bakın içeride de söylediğim gibi hastalığınızla alakalı bir şeyler soracaksanız ben size söyledim. Daha öğrenciyim. Ama başınız ağrıyordu galiba değil mi? Ha evet evet öyle söyledim. Yani şu kadarını söyleyeyim. Ağrılar vücudun uyarı sistemidir. Bir doktora görünmenizde fayda var. Sen de bugün yarın doktorsun çocuğum. Pek bugün yarın değil. Daha çok zaman var. O zaman biz de senin doktor çıkmanı bekleriz. Değil mi Dilek? Baş hariç mi bekleyeceğiz? Yani... Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Hamur işlerinden kaçının. Kolesterol, damar hastalıkları için filan. Bir de periz yapıp bol bol yürü. Benim damarlarım Kleopatra'nın damarları gibidir. Bir gram yağ yok bende. Kolesterol sıfır yani. Ne güzel. Tabii genleri de benden aldığı için kızcığımın de kolesterolü yok. Kendisi küçük bir Kleopatra'dır yani. Şu güzelliğe bak maşallah. Anne ne diyorsun? Osman amca söyledi. Ailen burada değilmiş galiba. Ha? Hem çalışırmışsın hem de okurmuşsun. Aferin sana. Sağ olun gayret ediyorum işte. Bak ben senin anan sayılırım. Osman amcan da baban sayılır. Bizim evimizi ikinci evin gibi bilebilirsin. Ne zaman istersen akşam yemeklerine gel. Muhakkak bekler. Sağ olun zahmet vermek istemem. Aa ne zahmeti canım. Kız Cem Dilek de çok güzel yemekler yapar. Vallahi yemeklerini yerken parmaklarına dikkat et diyebilirsin yani. Beni neden karıştırıyorsun? Ay böyle de utangaçtır. Bu zamanda kalmadı tabii böyle utangaç ve mütevazi kızçeler. Türünün son örneğidir benim kızım. Hem güzel hem de huyu güzel. Ne güzel Allah bağışlasın. Senin de söylediğin gibi kız Cem hakikaten çok güzeldir. Senin gibidir yani o da üniversite mezunudur. Konservatuvar bitirdi. Kız Cem bir kuple oku da duysun Emre. Saçmalama ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aa niye öyle söylersin kız Cem? Ben söylemesem de güzelliği ortada zaten. Feyse bir resim koyar. Herkes çok beğendik diye yorum yazar. Of anne. Ay günde 50 kişi Feyse'den dürter. Allah seni inandırsın. Bir tanesine bile geri dönüp de dürtmez. Çok edeplidir benim kızcağım. Bugüne bugün bir kere bile ilişkisi vardır yapmadı durumunu. Anne yürü gidiyoruz. Aa, dur daha yeni başladım. Anne yürür müsün? Hadi iyi günler çocuğum. İyi günler. İyi günler. Akşam muhakkak yemeği beklerim bak. Bizim evimizi kendi evin gibi bilebilirsin yani. Aa bir saniye ablacığım durur musun? Bir arkadaşımı gördüm de. Nerede arkadaşın? Aa şu ileride mavi tişörtlü olan. Ben mavi tişörtlü birini görmüyorum ki. Aa gidiyor. Bir saniye ablacığım burada beklesen ben hemen geliyorum. Ya dursana. Ya yakalayın. Ne oluyor kapkaççı mısın sen? Taksi parasını ödemeden nereye gidiyorsun? Niye paramı ödemiyorsun? Kızın alın terini çalıyorsun ha? Ne çalması abi ya? Ödeyecektik. Bir arkadaşı gördüm ondan koşuyordum. Kes tatavayı. Aptal mı sandın bizi? Önce paranı öde sonra koş. Nerede cüzdanın? Ne yazdı taksimetre abla? 23 lira. Ne de olsa başıma gelen ikinci olay bu. Abla istersen ver elini polise akıllansın biraz ha. Elini ayağını öpeyim abla verme beni polise. Çok pişmanım ne olur. Tamam tamam affedelim bu kez. Sağ ol abla bir daha yapmam valla. Size de teşekkür ediyorum. Sayenizde paramı kurtardım. Ne demek abla? İnsanlık vazifemiz. Artık ben taksiye döneyim. İyi günler. Acaba Emre'nin yanında
beni reklam edip durdun. Orada resmen yerin dibine girdim ya. Aa, niye öyle dersin be kızcığım? Bak kızan hem yakışıklı, hem akıllı, hem de doktor çıkacak. Nerede bulacaksın böyle kocayı? Koca mı? Ya sen ne diyorsun? Sen ne saçmalıyorsun? Benim zaten bir erkek arkadaşım var. Var mı? Benim niye haberim yok? Aa, o da doktor mu yoksa? Doktor moktor değil. Onun adı Çınar. Çınar mı? Yaşlı biri mi ki adı Çınar? Yok, gayet de genç kendisi. İşte benden bir iki yaş büyük. İyi, senin arkadaşın var da hiç görüşmesin etmesin. Hani sana Berin'le görüşmeye gidiyorum dediğim zamanlar vardı ya. Aslında ben o zaman Çınar'la buluşuyordum. Geçen gün Berin'de kalacağım dediğin zaman yoksa sen... İyi ki izin vermemişim. Yok, o kadar da değil yani. O gerçekten Berin'di. Ya merak etme, okuldan Berin diye bir arkadaşım var. Ay sen bugünlerde çok yalancı oldun. Kime çektin bilmem ki. Kime çektim acaba? Çok uzağa gitme bence. Aynaya kadar gidersen görürsün kime çektiğimi. Kız bana bak, bana öyle laflar konuşsa sonra öyle kalırsın. Bu Çınar mıdır, Gürgen midir, Meşe midir, Palamut budur nedir? Bugün çağır buraya, benimle tanıştır. Yoksa ömrü billah görüştürmem size. Tamam anne, tamam. Alo, buyurun. Yağlı pehlivan Osman Ayhan'ın telefonudur. Yunus Bey, Yunus. Hatırladın mı? Yunus mu? Dur bakayım bir düşüneyim. Yok yok, hiç hatırlayamadım. Yabancı gelmedi ama. Tebe nasıl unutursun beni be Osmancık? Kırkpınar'da, deste orta boyda sana Çin yulduran... Yunus pehlivan be, hatırladın mı şimdi? Yunus pehlivan. Benim karşımda sırtı yerde kalkmazdı be. Ha, sen de onu unutmuşsun galiba. Ha? Şöyle bakalım. Nasılsın? İyice misin? İyiceyim be kardeşlik. İyiceyim. Ha, işte geçinip gideriz. Ama duyduğuma göre sen de paranın belini kırmışsın. Çok zengin olmuşsun ha, susak. Ha. Öyle oldu Osman pehlivan. Ticarette de altın kemer taktık belimize çok şükür. Kırpınar agalığını da aldın be. Tebrik ederim. Sana da yakışır zaten. Bak pehlivan ne diyeceğim. Benim oğlan evlenme çağına geldi artık. Duydum ki senin dilek de büyümüş, serpilmiş. Kimseye de vermemişsin kızı. Yok be, yok be. Adam gibi biri çıkmadı ki. Ku vereyim kızı gitsin. İyi dinle Osmancık. İşte o fırsat geldi senin ayağına be. Ben isterim senin gibi yiğit, pehlivan bir dünürü bulsun be. Vallahi ben de çok isterim. Ne demişler? Ne demişler? Ha, o pehlivan dünürün olsun, 10 milyona borcun olsun demişler. Kim demiş be? Hiç duymadım. Ha, seni ben dedim be. Ama çok güzel söyledim ha. He, Yunus, sen onun olan güleş bilir mi? Bebe pehlivana sorulur mu bu soru şimdi be? Tabii bilir. Er oyunu ürettim ona. Hala yetiştiririm. Eğer dünür olursak, sen devam edersin be susak. Tabii be tabii, evvelallah bir idman vereyim ona, vallahi baş pehlivan olurum be. Şimdi İstanbul'da Kemal, gezsin, büyük şehir büyüsün, gürgüsü artsın diye gün derdim. Eğer münasip görürsen size gelsin, elini üpsün, el birbirini görür gençler, tanırlar be. Gelsin be, gelsin be, aa, senin oğlum benim oğlum sayılır, gelsin, kapım her zaman açıktır ona. Alo, efendim Osman'ım. Dilek'in başına bile şey kuşu kondu. Ne kuşuydu? Ha, devlet kuşu kondu. Bizim memlekette Yunus pehlivan vardı ya. Hani şu çok zengin olan Yunus mu? Ha, onu derim be. Bak, pehlivan söylerim anlamazsın. Ama zengin deyince hemen anlarsın. Vallahi billahi. Vergi memurları var ya, senin kabilme zenginlerin ha. Ay söylesene Osman, ne olmuş Yunus pehlivana? Şişt. Dinle beni. Oğlunu Dilek'le evlendirmek ister. Tamam mı? Oğlan bize gelecek. Beğenirlerse evlendireceğiz. Ha? Ya Dilek beğenmezse? O zaman evlendirmeyeceğiz değil mi? Saçmalama be Safiye. Biz babasıyla anlaştık. Oğlan da kızı beğenirse veririz gider. Tamam mı? Eski köye yeni adet mi getirirsin? Vallahi beni oraya getirirsin. Yani karışmama. Hadi. Anne,
Sen ne konuştun babamla? Dilek beğenmezse falan filan. Babanın pehlivan arkadaşı Yunus Pehlivan'ın oğlu seni görmeye gelecekmiş. Baban seni onunla evlendirmek ister. Yavrum ne diyorsun sen? Anne benim sevdiğim biri zaten var. İyi de ben söyledim ya Dilek istemezse dedim. Azar işittim oturdum yerime. Karar vermiş seni evlendirecek. Anne hangi çağda yaşıyoruz ya? Lütfen babamın şu saçma sapan hareketlerine engel ol. Ne olur bir şeyler yap lütfen. Ay bu Osman'da da hiç kafa yok yani. Yani durakta filinta gibi doktor çocuk dururken başkalarını bulup getirir. Allah Allah! Yahu sen de saçmalıyorsun. Emre benim kardeşim sayılır anne. Bak ben Çınar'la evlenmek istiyorum tamam mı? Odun istersin yani. Neyse bu Çınar bugün gelsin. Ben onu bir göreyim ondan sonra karar vereceğim bakalım. Görürüz. Merhaba. Oo hoş geldin Elin yenge. Hoş geldin Elin yengeciğim. Çay getireyim ister misin? Nuri seninle biraz görüşebilir miyiz? Tabii hayatım. Hayırdır bir kötü bir şey mi var? Baş başa konuşmamız gereken önemli bir husus var. Dışarı çıkabilir miyiz? Tabii ki. Hadi canım buyurun. Allah Allah ne oluyor acaba abiciğim? Hayırdır inşallah. Bence Elin'in yengenin haline, edasına, tavrına, davranışına bakarsanız hiç de hayır değil arkadaşlar. Vallahi bana da öyle geldi abi. Sinan abiciğim diyorum ki acaba böyle usul usul gizlice Çağrı abi gitsek de yanlarına sokulsak ne konuşacak ediler biz de böyle duysak. Tıp! Ali Kefal, ulan ne kadar terbiyesiz adamsın. Hiç sende terbiye, haya kalmadı mı? İnsanların özel hayatı dinlenir mi? Sen telekulak mısın? Ne biçim konuşuyorsun eşek çıpası? Olmaz öyle şey. Biz çardağın etrafında dolaşalım, kulağımıza bir şey çarparsa ne ala? Özel olarak dinlemeyelim. O yüzden de arkadan dolaşalım, bizim orada olduğumuzu kimse görmesin. Yürüyün lan. Senden cevap bekliyorum. Lütfen bana gerçeği söyle. Elin, ben sana her zaman gerçeği söyledim. Allah Allah, neymiş? Anlat. Benden sonra hayatında bir kadın oldu mu? Ne demek istiyorsun? Anlayamadım. Tabii, çok iyi. İçine gelmezse anlayamazsın. Bir daha soruyorum. Benden sonra hayatında bir kadın oldu mu, olmadı mı? Böyle bir şey nasıl soruyorsun Elin'i ya? Benim hayatımda senden başka biri olabilir mi ya? Sen çılgın mısın? Deli misin, nesin? Sen benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yazıklar olsun. Gerçeği söylüyorum Elin'i. Yani iki çocuğumun üzerine yemin ediyorum ki hayatıma senden başka kadın girmedi. Sana inanmıyorum. Çünkü elimde sağlam nedenlerim var. Bu ne? Ne küpesi bu? Bu soruyu benim sormam lazım. Kimin küpesi bu? Vallahi bilmiyorum ben böyle bir küpe. Hayatımda ilk defa görüyorum. Haklısın tabii. Eve o kadar çok kadın girip çıkıyor ki hangisinin küpesi olduğunu hatırlamıyorsun. Yazıklar olsun sana. Ya Eleni bir dinle beni. Ne kadını ya? Dinlemiyorum. Ben Atinalardan kalktım, senin için geldim buraya. Belki beni seviyordur diye. Ne salak mısın be? Sonra bir sürü yalan dolan. İstemiyorum artık, ben gidiyorum. Eleni bir dur, dinle beni Allah aşkına ya. Ben vallahi bu küpeyi hayatımda ilk defa gördüm ya. Oh, dinlemiyorum. Bu konuşma bitmiştir. Bundan sonra beni arama ve sorma. Bu iş bitti, anlıyor musun? Bitti, finito. Bil bakalım ben kimim? Banu. Hayır. Tuğba. Hayır. Dur. Nalan. Yok dur. Serpil. Ya Çınar ne oluyor? Kim bu kızlar ya? Söyle de bilelim. Ya nasıl inandın? Gel şuraya sadece şaka yapıyorum ya. Nasıl yedin? İlkten renge girdim bu kalemim gibi. Çok kötüsün ya eşek. Ha ben. Ben kötü. Burada bu kadar bekleyeyim bir de ben kötü olayım. Onu bırak da sen neden geç kaldın bu kadar? Hiç bana öyle bakma. Hepsi senin suçun. Yani senin geç kalman nasıl benim suçum oluyor? Hayretlerdeyim doğrusu. Senin suçun tabii. Çünkü ben buraya gelmek için ayaküstü anneme 50 tane yalan söyledim biliyor musun? Eğer gelip zahmet edip annemle tanışsaydın böyle olmazdı. Seninle görüşmeme izin verirlerdi. Oh, yani o büyük saat geldi çattı, gel ailemle tanış diyorsun ha? Ne oldu? Yoksa benimle ciddi düşünmüyor musun? Hayır aşkım, yani ciddi düşünüyorum da biraz erken değil mi sadece? Çınar, aylardır çıkıyoruz biz ya.
Ayrıca annem seni tanımadığı için beni başkalarıyla baş gözetmeye çalışıyor, haberin olsun. Ne? Seni başkalarıyla... Bak aşkım, ben seni seviyorum, seni başkalarına yar etmem bak ha. O zaman lafta kalmasın, gel annemle tanış. Yoksa kuş evden uçtu uçacak, haberin olsun. Tamam, tamam be. Yalnız böyle gelme sakın, çünkü hayatta görüşmemize izin vermezler. Üstüne efendim bir şeyler giyin, öyle gel. Tamam ya, tamam. Allah Allah! Bu küpe nereden çıktı? Kim düşürmüş olabilir ki? Ya saçmalamayın abi ya. Bu işte bir yanlışlık var. Nuri Baba'yı hepimiz tanıyoruz yani. Arif'im tarifim. Kafayı çalıştırsana biraz. Atalarımız ne demiş? Ateş olmayan yerden duman, kadın girmeyen evden de küpe çıkmaz. Demek ki Nuri Baba hatunları matunları topladı eve. Baksana küpeydi, kolyeydi, bilezikti. Bir sürü bijuteri çıkıyor evden yani. Ya ağam abuk tubuk konuşma ya. Ya Rabbim, yaşlı başlı adam yapmaz öyle şey. Lan bunun yaşlı başlı ne alakası var Seyit'im ya? Belki de adam yaşlı azgın teke sendromuna yakalandı. Nereden biliyorsun yani? Sen herkesi kendin gibi mi belliysen? Nuri ağam senin gibi harama uçur çözmez. Ulan gören de beni çapkınlıktan çatlıyorum zanneder ha. Sanki sabah esmer, öğlen kumral, akşam sarışın, gece zenci, yaş kaç 35 zannedecek. Nerede bende o şans? Gökten şey yağsa benim kafama şey düşer. Ne? Şey işte yani şey. Şey? Hı. Heh, İpek bacım geldi işte. Maşallah alıştı artık işe. Sıkıntı yok. Hoş geldin İpek kızım. Nasıl gidiyor? Moralim çok bozuk Nuri Baba. Suratından belli, ne oldu? Durun ben tahmin edeyim. Yine parayı alamadım müşteriden. Aa bak, bu benim aklıma gelmiş idi. Ya da birkaç kişiyi ezdi. Aa ha, bunu da dilimin ucundan aldı. Ya da... Ya yeter be! Benimle uğraşmayı kes artık! Deli misin nesi? Oo. Bu kadar sinirli olduğunuza göre İpek Hanım, bayağı bir şeyler olmuş. Arabayı denize mi uçurdunuz? Bak benimle uğraşma! Sinirim senden alırım ha! Başkanım, yo 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 yo. Biz şiddete karşıyız. Akasya durağında şiddet kullanmıyoruz. Sakin ol kızım. Anlat bakayım, ne oldu? Ya çok özür dilerim Nuri Baba. Özür mü diliyorsun? Ne oldu, özür dileyecek ne yaptın? Kaza mı yaptın? He nedir yani, nedir, nedir? Çaldılar. Çaldılar mı? Neyi çaldılar? Teybi mi çaldılar yoksa? Hayır Nuri Baba. Taksiyi çaldılar. Abi! Ne? Taksiyi mi çaldılar? Oo, duy da inanma. Ya tamam da yani Cankuş, taksiyi nasıl çaldılar? Sen içinde değil miydin ya? Ben vallahi hiç şaşırmadım. Kendini çaldırmadığına dua edin. Emre yeter artık. Kızıyorum bak. Tamam Nuri Baba, özür dilerim. Sen de sakinleş ve anlat. Nasıl oldu bu iş? Genç bir müşteri almıştım. Sonra bir ara arkadaşımı gördüm diye arabayı durdurdu. İndi. Parayı ödememek için kaçtı. Yine genç bir çocuk öyle mi? Geçen sefer de gençti. Bunlar hep bilindik numaralar. İpeğim çiçeğim hocam. Yani onlar seni şey yapmışlar, dolandırmışlar yani. Ya arkadaş bir susun da anlatsın ya. Sonra da peşinden koşmaya başladım. En doğrusu ha budur. Ben olsa ben de peşinden koşardım. Esnaf yardım etti, yakaladık. Parayı da aldım. Ama döndüğümde biri taksiye götürüyordu. Yetişemedi. Ay Allah ya. Sana tuzak kurmuşlar be. Ya evet. Yani aracına ilk binen gençle o arabayı çalan herif aynı şirketin elemanı. Şirket yapmışlar. Yani biri seni arabadan uzaklaştırıyor, öbürü de geliyor arabayı alıyor gidiyor. Ya çok özür dilerim Nuri Baba. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslında anahtarı teslim edip işi bırakmayı düşündüm ama anahtar da arabayla birlikte gitti işte. Ya var mı öyle bırakıp gitmek? Hemen pes mi edeceksin? He? Yani şey, arabanın parasını ödemeden nereye gidiyorsun dedim. Yoldan mı topluyor Nuri Baba arabaları? Hadi kalk karakola gidelim de anlatalım derdimizi. Ali Kemal, sen de taksinin plakasını oda merkeze bildir, anons yapsın da. Belki görev şoför arkadaşlardan biri haber verir. Tamam, odaya bildiriyorum. Biz de gelelim baba. Seyit Kurban, durak sana emanet. Geç, tamam, tamam. Geç. Kalimera. Hoş geldin Eleni. Hoş geldiniz Elena Hanım. Hoş bulduk. Aa, hayırdır bu bavul ne? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ablam? Atina'ya gidiyorum. Ne Atina'sı, ne oluyor Eleni? Üzerinde konuşmaya değmez Azimel. Ben size veda etmeye geldim.
Aa, ne vedası Elena Hanım? Gel bir de veda diyor ya, ne oldu? Dedim ya, üzerinde konuşmaya değmez diye Gülbin'cim. Niçin soruyorsun? Nuri Bey'le mi ilgili sorun? Evet. Yoksa Nuri Baba boynuzladı mı seni Elin teyze? O ne biçim laf, eşek sıpası. Siz bizi mi dinliyorsunuz? Gidip dersinize çalışsanız ha. Ya Gülbin teyze, ne dersi ya? Okullar bitti, ders falan yok. O zaman gidin kapının önünü temizleyin. Hadi, hadi. Kalksana. Ne yapmış Nuri Ağam ablam? Kale, siz de bilmiyormuş gibi konuşmayın. Hepiniz ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hayır. Ayol, vallahi bilmiyoruz. Elena ne olmuş? Ne yani, Nuri'nin benden sonra aşk yaşadığı kadını görmediniz mi? Hangi kadın? Nuri Ağam aşk mı yaşamış? Bak sen Nuri Bey'e. Saman altından su yürütüyormuş da bizim haberimiz olmamış. Ne yani, siz görmediniz mi? Vallahi de görmedik, billahi de görmedik Elena Hanım. Kale, nasıl görmezsiniz? Ben kadının küpesini buldum evde. Anlamadım. E demek ki gizli gizli gelip gidiyormuş eve. Kesin. Çapkınlık taraklarında bezim yok diyenden korkacaksın. Boşuna dememişler rahvan giden atın çiftesi pek olur diye. Biz kadınlar çok sarıyız. Sevince sonuna kadar seviyoruz, karşımızdakini de kendimiz gibi zannediyoruz. Sonra gerçeklerle yüz yüze kalınca da şaşırıp duruyoruz. Neyse, ben kalkıyorum. Bir otel bulayım, sonra da bilet meselemi halledeyim. Ya ne oteli Elena abla, olur mu öyle şey? Geleceksin, bizde kalacaksın. Ha, oh ya, olmaz, size yük olmak istemem ben. Ay olur mu Elena ablacığım, ne yükü? Başımızın üstünde yerin var, öyle şey olur mu? Efendim, çok çok teşekkür ederim. Aa, estağfurullah. Anneciğim, işte sana bahsettiğim Çınar. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk teyzeciğim, nasılsınız? El öpenlerin çok olsun. Sağ olun. Kusura bakmayın, böyle adetlerle pek aram yok da. Belli, belli. Çiçek de getirmişsin. Sağ olasın, ne zahmet attın. Umarım seversiniz. Bizim bahçe ağzına kadar çiçek dolu ama olsun. Sen düşünmüşsün, getirmişsin. Sen otur, biz mutfağa gidelim, çay koyalım. Hadi Dilek, gel. Geliyorum anneciğim. Otur. Söyle bakalım, nasıl buldun Çınar'ı? Sen buna Çınar mı diyorsun? Bu bildiğin kütük. Anlamadım, nesini beğenmedin ki çocuğum? Ay, bunda anlamayacak ne var? Sen arkamdan kaş göz işareti etmeseydin elimi bile öpeceği yoktu. Büyüye saygıyı bilmeyen sevgiyi hiç bilmez. Allah aşkına abartma anne. Aslında Çınar çok iyi bir insandır. En azından babamın bulduğu o koca adayından çok daha iyi. Ay, vallahi doğru söylersin. Nereden çıktı bu Yunus pehlivanın oğlu ya? Artık sabahtan akşama kadar güreşirler, bizi gözleri bile görmez. Ya bir evlilik mi söz konusu? Bana bundan neden bahsetmedin Dilek? Aa, sen kapıda durmuş bizi mi dinlersin? Hayır, su istemek için geliyordum, kulak misafiri oldum. Benim niye haberim yok bundan Dilek? Bak Çınar, bu zaten gerçekten daha çok yeni olan bir olay değil mi anneciğim? Biz de babamı nasıl kandırıp bu olayı bertaraf ederiz diye düşünüyoruz. Safiye! Babam geldi! Safiye! Babam seni burada görsen öldürür. Ay vallahi kıtır kıtır keser. Saklan hemen, saklan. Bunu aldım, onlardan güle kaçarsın güle. Safiye! Neredesin be? Safiye! Sabahtan beri bağırıp duymaz mısın beni be? Hoş geldin Osman'ım. Bu kızlar kimdir be? Bu mu kim? Bu şey. Aşk olsun Osman amca. Beni tanımadınız mı? Ay, sen kimsin be? Ya biraz hafızanızı zorlayın ha? Evet Osman'ım, bir hafızanı zorlasan. Bakalım nereden tanıyorsun? Çok düşünürüm ama benim hafıza patates. Ama hemen pes etmeyin Osman amca. Bir düşünün bakalım ben kim olabilirim, kim olabilirim? Hatırlayamam ya. Yunus'un oğlusu. Tabii canım. Maşallah, görmez misin pehlivan? Hem de Kırkpınar pehlivanı. Neydi senin adın? Adım mı? Adı mı? Adımı hatırlamıyor musunuz vallahi? Alınırım ha. Alınma, ben de hatırlayamam, bilir misin? Bir allı bir şeydi ama... Kemal mıydı, Cemal mıydı, onu çıkaramam ya bir türlü. Hangisiydi acaba? Hangisiydi?
Kemal! Evet, evet Kemal. Vallahi tebrik ederim. Harika bir hafızanız var, süper. Yani 1 TB'lık maşallah. Nasıl ya? Ne biçim konuşuyorsun bile İstanbullular gibi? Hiç bizim oralar gibi konuşmasın tebe. Aslında ben de sizler gibi konuşurum tebe. De! İstanbul'a geldikten sonra tabii buradakiler gibi konuşmaya başladım. Kuver kendini ve çocuğun kendini bile sıkma. Rahat ol, rahat ol. Tamam, tebe, denerim. Anlasın. Yani? Güneş'e var mısın? Varım. Kaçma! Er meydanından kaçma bir kemer! Dur! Yarım buraya gel 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 gel! Yürü! Görür müsün? Görür müsünüz? Gel bakalım gel 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 gel! İlek kurtar beni ya! Hadi bakalım! Hoppa! Hadi! Anne şu babama bir şeyler söyle lütfen, öldürecek çocuğu. Ay ay pehlivan, senin bu yaptığın doğru mu canım? Bu kızın senin sikleti de mi bakalım? Hemşerim, İpek kızımız parasını almak için arabayı boşaltınca öteki eleman gelmiş, arabayı kapmış kaçmış. Anlaşılan tuzağa düşürmüşler. Araçta GPS var mıydı? Maalesef. Olsaydı çok iyi olurdu. Teknik takiple kolaycacık bulurduk yerini. Peki aracın plakası kaç? 34THC75. Tamam. Bu plakayı bütün birimlere bildireceğim. İnşallah buluruz. Ya bence bulamayız. Bence bu taksinin üzerine bir bardak buz gibi soğuk su içelim değil mi baba? Rahatlayalım hep beraber yani. Gerçekten öyle mi? Yani bulunma ihtimali hiç yok mu? Vallahi kızım aslında mümkün değil. Çünkü profesyonel bir şebeke işi bu. Evet, bunlar şimdi şöyle yapıyorlar. Arabayı çaldıktan sonra tekerlekli, direksiyonlu, şanzımanlı, diferansiyeli hepsini ayırıyorlar. Ayrı ayrı şey yapıyorlar, satıyorlar yani. Buna izin vermeyeceğim. Yavuz abi arayacağım. Onun çevresi geniştir. O muhakkak bir çaresini bulur. Yavuz abi kim kızım? Yavuz kim? Şey, bir tanıdığım... O herkesi tanır. Ne yapar ne eder bu arabayı bulur. Yalnız Binaz'ın telefonunu alabilir miyim? Senin telefonun nerede? O da arabada çantamla birlikte gitti işte. Bununla da dalga geçebilirsin. Yok, dalga geçmek için sormuyorum. Komiserim, telefondan teknik takip yapabilir miyiz? Yapılabilir elbette. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Lafı ağzımdan aldım. Evet, ben de aynı şeyi söyleyecektim komiserim. Aslında telefonun araçta kalması şans olmuş. Telefondan taksiyi bulabilir miyiz yani? Süper. Süper, süper. Kızım, şuraya telefonumu yaz bakayım. Hadi yavrum. Buyurun komiserim. Bu durumda aracı bulabiliyoruz yani, değil mi komiserim? Evet, telefon kapalı olsa bile aracın yerini tespit edebiliriz. İyi, hadi. Şimdi siz gidebilirsiniz. Teknik takipten bir sonuç alır almaz sizi haberdar edeceğiz. Teşekkürler efendim. Hadi. İyi günler efendim. İyi günler. Hüseyin, hadi ne zaman emekliksin? Ha, Nuri babacığım, ne oldu? Polis taksiyi bulabilecek mi? Vallahi bulunması imkansızdı ama... İpek'in telefonu takside kalmış. Emre'nin aklına geldi, bulmak için bir fırsat doğdu. Eğer araba bulunursa arkadaşlar, en büyük pay Emre'nindir yani. Tabii, Emre erken şey yaptı yani. Emre şey yapmasaydı ben şey yapacaktım, daha şey olacaktı o zaman yani. Vallahi Emre'cim, ben de seni çok tebrik ediyorum. Boşuna doktor olmuşsun. Vallahi çok kafalı adamsın he. Ya tebriklik bir şey yok. Yani aklıma geldi, söyledim işte.
Buyur kardeşim, taksi mi lazımdı? Ben Yunus Pehlivan'ın oğluyum. Babam gönderdi beni buraya. Güreceğim Osman Aga'nın kızcası Dileği. Beğenirsen babam basacak parayı, alacak bana kızı. Osman'ın söylediği adam sen misin? Uyum tabii. İnanmazsınız, göstereyim hüviyetini. Ne yapıyorsun ya? İşte Kemal'im ben. Medeni Ali Bekar yazar. Tamam kardeşim, tamam, inandık, topla şunları ya, nedir bu ya? De, ayrıca Osman Aga eve gitti, yok burada yani. De, siz bana söylerseniz ben de bulurum adresi, kendim giderim. Dileği fazla bekletmeyin. Güzel yolda kalmıştır. Yavuklum olacak inşallah. Evet, gözleri yolda kaldı. Çatladı, kız seni bekliyor. Delikanlı, ben sana tarif edeyim. Şimdi sen buradan çıkıyorsun. Tepe, buradan çıkması kolay. Da, buranın çıkışı nerede olur? Nasıl yani ya? Kardeşim geldiği yerde arkanda. Ha, okey, o tamam, kolay, orayı bulurum. Tamam. Sur amca. Çıktın ya şimdi buradan. Heh, sola dönüyorsun. Solda iki sokak ileriye gidiyorsun ve sağa sapıyorsun. Tepe, baştan sağa sapsam, sonra iki sokak gitsem daha karlı olmaz mı? Nasıl kafa? Vallahi şahane kafa kardeşim, hoş geldin. Evladım, sen benim dediğimi yap, tamam mı? Ondan sonra da böyle 600-700 metre düz gidiyorsun, ev karşına çıkıyor. Ha? Anladın mı? Tepe, sen beni saf mı sandın amca? Anladım tabii. Yok. Saf olur musun ya? Anlamışsındır tabii. Ben laf olsun diye soruyorum öyle. Tepe, bu ev İstanbul'da değil midir? İstanbul'daysa bulurum, kolay. Yani İstanbul ne kadar büyük olabilir ki? Sura Belgrad'ı bulursun demişler. Belgrad değil o kardeşciğim. O Bağdat. Ya tamam, yani sura Bağdat'ı bulursan Belgrad da bulursun. Sinan, sen al arkadaşı götür, benim sinirim bozulmaya başladı bence. Tabii baba. Kardeş, gel ben seni götüreyim. Yolda giderken de göstettire tarif ederim. Tepe, korkma, kaybolmazsın. Ben anladım yolu. Öyle mi? O zaman. Oh, benden geri kafaları da varmış. Hem de maksimum. Tipe bak ya. Nuri babacığım, o küpeyi ne diyeceksin acaba? Ne bileyim, ben öyle tutuyorum işte. Bence sat onu, vallahi çok para eder. Al, sana veriyorum. İster sat, ister at. Bir daha görmek istemiyorum. Hadi. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ben en iyisi bunu Narin'e hediye edeyim Nuri babacığım. Tepe Sinan Aga. Bu İstanbul'un kızları için çok güzel diyorlar. Cilveli oluverirlermiş, tatlı oluverirlermiş, doğru mu? Bana bak lan. Kazma, sana ne İstanbul'un kızlarından? Sen buraya evlenmeye gelmedin mi lan? Canım, daha evlenmedik. Ama hazır bu bekarlığımız o günlerdir. Bir çapkınlık yapayım, ha? Sen bilirsin o tür kızların evlerini. Götürüversene beni onlara. Götürüversene. Götürmeyeceksin işte lan. Götürmeyeceksin. Ayıptır söylemesi. Askerden döndüğümden beri kadınlarla pek bir münasebetim olmadı. Hay Allah. Bana bak ya. Sen askerden geleli ne kadar oldu? Kaç ay oldu? 13 yıl, 8 ay, 4 gün, 11,5 saat. Abi, ulan şimdi sen ne kadar azmışsındır, ne kadar kudurmuşsundur ya. Benim durumum çok kötü aga. Bir götürüversene şu kızlara. Yol yordam gösteriversen bana. Bana bak, ben sana buradan şimdi bir sağ kureşe gösteririm, görürsün gününü. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Sen beni çok yanlış anladın. Çok yanlış anladın. Ben seni ne yanlış anlayacağım? Ben seni gayet doğru aradım. Sen yanlış cümleler kuruyorsun. Hadi ya. Demek 13 yıl, 8 ay, 4 gün, 11,5 saat. Ulan kıyamadım sana be. Bana bak, seni öyle bir yere götüreceğim ki uçacaksın. Cennete geldim zannedecek. Hadi bakalım. Safiye. Yunus Ağa'nın oğluyla Dilek böyle ayrı otursunlar. Sen de aralarına otur, konuşsunlar, tartışsınlar, tanışsınlar, tamam mı? İnşallah bu iş olur ha. Hakkımıza hayırlısı neyse olsun artık Osman. Bak şimdi, ne kadar güzel bir oğlan bulmuşum değil mi böyle? Tam 10 numara. Evet, seni tebrik ederim yani. 10 numara bir kızdan bulmuşsun. Ama bak, tekrar tembih ederim, gözlerimin içine bak böyle. Sakın aralarından ayrılma, tamam mı? Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hadi.
İşte Osman Aga'nın evi de burası. Kayınpeder fakirmiş be. Zengin olaydı iyiydi. Ne diyorsun lan sen? Hem sana kız veriyoruz, üstüne üstlük zengin mi olsun istiyorsun? Bana bak, işte git tanış Dilek'le, inşallah birbirinizi beğenmezsin. Beğenirim be. Tek kız olsun önemli. Beğenirim be, beğenirim. Aa, Sinan Kız Hanım gelmiş. Hoş geldin, hayırdır? Aa, Dilek bu mu? Kartmış biraz. Ama olsun, mihrap yerinde. Ben kabulüm ben, tamam kabul. Ulan ne saçmalıyorsun? Ne Dilek? Bu Dilek'in annesi Sayfiye yenge. Öyle mi? Öpeyim anacığım. El öpenlere çok olsun. Sen kimsin? Kemal'ım ben. Yunus Berlevan'ın oğlu yok mu Kemal? Uyum işte. Kaynanan da güzelmiş. Ne demişler? Anasını bak, kızını al diyeyim ben. Yani eğer anası böylese Dilek kim bilir nasıldır? Sen bahçeyi dolaştın mı? Yok, hiç dolaşmadım. Ay, hiç dolaşmadın mı? Madem buraya kadar gelmişsin, sen bizim bahçeyi biraz dolaş. Çiçekleri kokla, meyvelerin tadına bak. Biz de Sinan'la biraz konuşalım. Olur. O zaman siz konucu durun, ben meyve yiyip gelirim. Hadi bakalım, biraz da otlarsın belki hadi. Otur, otur. Sinan, bu yarım akıllı kız anla başımız belada. Niye Sayfiye yenge? Ay, biz bir halt ettik ki sorma. Nasıl bir halt ya? Dileğin arkadaşı Çınar benimle tanışmak için eve geldi. Tam o sırada da Osman eve gelmezsin mi? Abu. Çınar'ı Yunus Pehlivan'ın oğlu Kemal diye tanıttık Osman'a. Abu, şimdi ortada iki tane mi Kemal var? Evet, hiç sorma. Osman da şansına sevmedi mi kızanı? Abu. Abu olsun. Sen bu gerçek Kemal'i bu evden götürmezsen bizim Kemal'in sahte olduğu ortaya çıkacak. Osman da bizim üçümüzü Karacaahmet'e yatılı gönderecek. Tamam Sayfa yenge, ben bu Kemal'i götüreyim. Götür, ne olur götür. Götüreyim. Götüreyim de götürmek için biraz götür lazım yani. Ah, bu kadar yeter mi? Ne yaptın Sayfa yengeye? Ben bununla kendimi bile götüremem. Sen bana şunları ver, ben Kemal'i de götüreyim, kendimi de götüreyim. Düştü kendine bir kere. Kemal, Kemal gel buraya. Geldin mi? Hadi gidiyoruz koçum. Nereye gidiyoruz Sinan Aga? Nereye mi gidiyoruz? Çok güzel bir yere götüreceğim seni, çok eğlenceli. Uçacaksın, sana sürpriz olacak. Ben bayılırım sürprize. Merhaba arkadaşlar. Ha, hoş geldin. Bu Yunus Pehlivan'ın oğlu Kemal geldi, seni sordu, eve yolladık. Aa, gördüm, gördüm. Pazardan üteberi almıştım, eve götürdüm, o anda gördüm çocuğu, tamam. Ya Osman, sen kızı vereceğim diyorsun ama... Yani kusura bakma, söylemek zorundayım, benim o oğlanı hiç gözüm tutmadı ya. Nesini gözün tutmadı? Zehir gibi delikanlı be. Çok akıllı bir çocuk. Akıllı mı? Akıllı tabii. Ben adamı bile gözünden anlardım. Ulan nesi akıllı ya? Adresi tarif ettik, onu bile anlamadı. Ya ağam, o oğlan biraz saftır yani, affedersin. Neresi saf be? Görmez misin gözleri böyle fıldır fıldır döner böyle? Allah Allah. Allah Allah. Yani gözün tuttu mu Osman abi? Evet, gözüm tuttu o çocuğu. Yani karar verdim, vereceğim dileğe. Ya sen deli misin oğlum ya? O sana, o aptala kız verilir mi? Hadi be, herkese bir kup bulursunuz. Yalnız biraz pehlivanlığı zayıf ama ona idman vereceğim. Çok mükemmel bir pehlivan yapacağım onu. Böyle sırtı yere gelmemiş bir pehlivan edeceğim onu yani. Ya onun sırtı yere gelse ne olur? Beyni yerde o çocuğun ya. He vallahi, yani bizim Ali Kemal'im bile ondan daha iyidir aklı yani. Teşekkür ederim Seyit abiciğim. Rica ederim. Vallahi ne derseniz deyin, ben karar verdim, kızı vereceğim ona. Hem sonra Yunus Pehlivan'la dünür olma şansını kaybetmek istemem, tamam mı? Hah, telefon. Buyurun efendim, Akasya durağı. Nuri Bey, haberler iyi. Takibi aldığımız cep telefonundan taksinin yerini tespit ettik. Çocuklar, taksi bulunmuş. Taksiyi bulmuşlar mı? Aynen şükür. Ne oldu be, taksi mi kayboldu? Günaydın Osman Aga. Uyan da balığa gidelim ya. Nuri Bey, biz şimdi sinyal aldığımız yere intikal ediyoruz. Tamam, biz de hemen geliyoruz. Ben nereye geldik biz Sinan Aga? Uy, cıvırlara bak. Kurban olsun size Kemal Aga'nın. Ben sana ne dedim oğlum? Seni cennete götüreceğim, hurilerin arasına demedin mi?
Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk anacığım. Sana çok değerli bir şahsiyet getirdim. Onu kızlar bir güzel eğlendirsinler, yumuşacık yatsınlar, tamam mı? Merak etme aslanım. O benim misafirim sayılır. Bana bak, sen asıl paradan haber ver. Para senin köpeğin olsun anacığım. Al bakayım. Bu sana yeter. Bunlar yetmez. Abo, ne yaptın sen ya? Neyse, haydan gelen huya gitti. Abi, ben bu arabayı parçalamaya başlıyorum. Halil abi bak, taksi çok temizliyorum. İyi bir ücret ver, hiç parçalamakla uğraşmayalım. Sen bunu iki saatte elinden çıkartırsın abi. Abi yapma gözünü seveyim, o paraya bunun lastiklerini zor alırsın ya. Melik Hanım, hadi sen şöyle bir dolaş da gel. Hadi canım. Sizin yardımcı olmak görevimiz komiserim. Al. İşte telefon sinyallerini aldığımız tamirhane burası. Niye ama burası kapalı? Ya da biri öyle olduğunu düşünmemizi istiyor. Aynen öyle. Abi niye buraya geldik? Bak çocuğum, sen farz-ı mahal hırsız olsan, ön tarafta da polisler olsa nereden kaçarsın mesela? Ha? Arka pencereden kaçarım. Ha, tamam. Ama burada pencere yok. Nereden kaçarsın? Kapıdan. Aferin. Şimdi ne olacak? Kucağımıza düşecekler. Şunu yakalayacağım. Erken kaptı iş ha. Muazzam. Fevkalade. Çaycı. Buyur komiserim. Şimdi bize yardım etmen lazım oğlum. Emniyet güçlerimize yardım, boynumuzun borcu komiserim. Buyurun. Aferin oğlum. Şimdi bizim bu kapıyı açtırmamız lazım, tamam mı? Sen kapıyı çalacaksın, istediğiniz çayları getirdim diyeceksin. Biz şuraya saklanınca işaret edeceğim sana, tamam mı? Tamam komiserim. Ha. Abi kapı çaldı. Ne var, ne istiyorsun? Çay söylemişsin usta, çaylarınızı getirdim. Oğlum çay söyledin mi kahveye? Yok abi, söylemedim. Ama hazır gelmişken içelim be abi. Dilim damağım kurudu. İyi tamam ver. Sesi çıkartma polis. Alın bunu. Polis! Dön kaçma! Dön! Hoş geldin kıçım. Sana bir karşılama töreni hazırladık bak. Durmayın, kurban olayım. Sen bizim arkadaşımızın arabasını çalacak adam mısın ha? Çocuklar yeter, fazla ırpalamayın. Bırak. Anne! Oğlum yeter! Dur baba karışma sen! Kızı sahipsiz mi sandın lan? Oğlum öldürmeksen beter etsin, yeter ya! Bırak öldüreyim bunu! Emre! Emre yeter artık! Tamam götür, yürü! Nuri kardeşler! Hatırlar mısın? Aynı benim gençliğim ha! Hadi bakayım, hadi! Yürü! Hadi, hadi! Hadi, hadi! Ali Kemal'in anası takmıştı onları bana. Ay kadın şimdi çıksa gelse yok küpeler. Kıyamet kopar vallahi. İyi akşamlar karıcığım. Ay ne iyi akşamları? Ben burada burnundan solurum. Sen bana iyi akşamlar dersin. Hayırdır karıcığım? Ne arıyorsun? Nerededir bu? Buraya mı düştü? Kızma karıcığım. Bak şimdi senin könlünü nasıl alacağım. Sana hediye aldım. Ne hediyesi be? Vallahi paraya kıydım, gittim en pahalı kuyumcudan hediye aldım. Dedim ki Nail'in ha bunu hak ediyi. Al aç bakalım beğenebilecek misin? Ay, Ali Kemal. Aa, ay bu benim kaybolan küpemin aynısı. E benim de küpemin burası kırıktı, e bu da kırık. E bu benim küpem. İyi misin kardeşim sen, nasıl olur? Benim küpemdir işte. Sen benim küpemi paketleyip yine bana mı hediye edersin? Dalga mı geçersin sen benimle? Yalattırırım şamarı vallahi. Ben sabahtan beri bunu ararım. Aa, hayır hayır bu küpe senin değil. Bu küpe Nuri Baba'nın evinde bulundu da. Nuri Baba'nın mı? Ha evet. Hatta elini yengeciğim ha bu küpe Nuri Baba'nın eve attığı karutandır deyip kavga edip bir güzel ayrılmışlar. Aa, ay ben bugün Elena Hanım'a temizliğe yardıma gitmiştim. Orada düşürdüm demek ki küpelerimi. Uy, inanmıyorum. Yani Nuri babacığımla Elena yengeciğim ha bu senin küpen yüzünden kavga edip ayrıldılar öyle mi? Aa, eyvahlar olsun. Hemen ara Nuri Baba'ya haber ver yazık. Hemen. Ey,
Sinancık, Saftirik Kemal'i nereye bıraktın? Sayfiye yenge, hiç söylemeyeyim daha iyi. Saf Kemal'i öyle bir yere bıraktım ki, oo harika yani. Geri dönüp de gelmez değil mi Sinan abi? Ne diyorsun Dilek sen ya? Yer yarılsa, deprem olsa, ne bileyim yani... hiç yanardağlar fışkırsa, sel bassa... hayatta şu kadarcık yerinden kımıldamaz, keyfi çok yerinde. Ay çok merak ettim, nereye bıraktın? Söyleyemem. Kaçma. Zilli niye kaçıyorsun? Kaçma benden Zilli, yerim seni. Seni ben ham yaparım. Elmalara bak, elmalara bak yavrum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şeker bakan bırakmam seni. Götüren. Hüseyin'im 13 yıldır bu anı beklerim, 13 yıl. Manyak mısın bir adam, yürü. İnsafınız kursun, insaf, insaf. İyi akşamlar. Abi olsun. Aa, Sinan da buradaymış. Osman aga, ben merak ettim Sayfi yengem nasıl, Dilek nasıl diye... geçerken böyle bir uğrayayım dedim. Hmm, iyi o zaman geçmeye devam et bakalım bile. Babacığım iyi akşamlar. Kemal'cim bak babam gelmiş. Merhabalar Osman amcacığım. Sen ne arasın burada be? Çabuk odana, hadi. Peki. Hadi bakalım. Hayırdır Osman'ım? Ne konuşacaksın Kemal oğluşumla? Sen karışma. Şimdi ben baban Yunus Pehlivan'la konuştum telefondan. Dedik ki biz birbirimize... eğer ki bu çocuklar birbirlerini beğenirse... biz bu evlilik işini hemen halledelim derim. Beğendin mi Dilek'i? Beğendim. Beğenmez olur muyum? Beğendim tabii. Tebrik ederim sizi de. Tebe. Aferin. Ben de gözüm seni tuttu. Ne diyorsun Osman Bey'e? Ne tutması, ne beğenmesi? Sen mi evleneceksin çocuklar? Dilek evlenecek. Saçma sapan konuşuyorsun. Dilek'in fikrini bir soralım ya. Hadi be, hadi be. Ne soracağım onun fikrini? Kıza fikir mi sorulur be? Ona fikir sorarsan ya davulcuya ya da zurnacıya. Sen hemen bir telefon et babana, hemen şey yapalım yani. Bu evlenme işini yapalım, nikah kıyalım hemen. Nikah mı? Nikah için biraz erken değil mi ya? Bak çocuğum, ben bile... flörte, milörte karşı. Avrupalıysak da yani kızla gezip tozmalara katılamam yani, yapamam yani böyle bir şey. Osman'ım, çok doğru söylersin de nikah için biraz acele etmesek. Sen karışma derim sana. Sen ara babanı bakalım çocuğum, bu nikahı hemen yapalım. Babamı arayayım tabii, arayayım tebe. Bana bak Kemal, sen benimle şöyle bir mutfağa kadar gelsene, ben seninle bir şey konuşacağım. Tamam Osman. Bana bak, sen bu kızı seviyor musun, sevmiyor musun oğlum? Abi seviyorum ama... Ne aması lan, ne aması? Sevdiğin kızla evlenmek istiyor musun, istemiyor musun, onu söyle. Abi istiyorum ama erken gibi geliyor bana biraz. Bana bak, çınar mısın, meşe misin, gürgen misin, palamut musun, yarma mısın, nesin? Oğlum, Osman aga bir daha istersen bu kız sana verir mi zannediyorsun? Vermez mi? Sen kendine kız verir misin? İşin yok, gücün yok, sap gibi adamsın. Bana bak, hazır ortalık karışmışken, Osman aga yanlış anlamışken... hemen evlenin, nikah kıyalım, olsun bitsin lan. Abi madem sen öyle diyorsun. Evet, ben aynen öyle diyorum. Şimdi sen telefonu aç, sanki babanla konuşuyormuş gibi numara yap, tamam. Ha, ikide bir de tebe demeyi unutma, tebe. Tebe. Alo, baba, işte Dilek'i çok beğendim. Hemen evlenelim diyoruz biz. Tabii. Tabii, hemen nikah kıyalım de yani. Evet, yarın nikah kıyalım diyoruz Tebe. Tamam, oldu. Görüşürüz o zaman babacığım. Hadi, gözlerinden öpüyorum Tebe. Hadi bakalım. Bir dakika. Şey etme de ben babana şey edeceğim. Sen mi konuşacaksın? Dur ben söyleyeyim. Alo, Yunus Pehlivan. Şimdi Osman aga seninle konuş... Alo, Yunus Pehlivan diyorum ki Osman aga... Neydi, şarjın mı bitti? Aa bu, şarjı bitti. Ay, ben artık yarın Yunus'a şey edelim de mesaj atalım, konuşurum ben. Yarın artık hayırlısıyla bu nikahı kıyarız artık. Tamam. Ah Eleniciğim, erkek değil mi bunlar? Hepsi tornadan çıkmış gibi. En iyisinin köküne kibrit suyu. Çok yaşayasın Selcimen Hanım. Nuri Bey çaktırmıyor ama gizli gizli yapıyormuş demek çapkınlıkları. O ne yere bakan yürek yakandır o. Ay anne, adamın günahını alıp durma. Benim bildiğim Nuri Baba böyle bir şey yapmaz. Benim bildiğim Nuri Bey de böyle bir şey yapmazdı. Ama bizim bildiğimiz Nuri Bey'den başka bir Nuri Bey daha varmış. İki yüzlü Nuri. Benim kızım saf Eleni. 40 tane boynuz taktı kocası. Hala benim kocam çapkınlık yapmaz diyor ya. Aa anne, Nuri Baba'yı bıraktın şimdi Sinan'a mı sardın? Ya kocama iftira atma. Bir kere Sinan beni seviyor, bana aşık. Gözünün ucuyla bile başkasına bakmaz.
Babam geldi galiba, ben açarım. Eleni biliyor musun, bu çocuk yan yataktan tam beyninin üstüne düştü. Saf dirik bu, saf dirik. Allah Allah. İyi akşamlar hanımlar. Hoş geldiniz. Nuri, ben sana beni arayıp sorma demedim mi? Neden peşimi bırakmıyorsun? Eleni bir izin verirsen... İzin vermiyorum. Hangi yüzle geliyorsun? Ya bir sus da konuşayım ben ya. Hayır, susmayacağım. Seni dinlemek istemiyorum. Beni dinlemeyeceksiniz zaten. Narin Hanım'ı dinleyeceksiniz efendim. Nari'nin konumuzla ne ilgisi var şimdi? Susar da dinlersen anlayacaksın. Konuş kızım. Eleni Hanımcığım, bütün suç bendedir. Ben bugün size yardıma geldim ya temizliğe. Evet. İşte orada küpemi düşürmüşüm. Ne diyorsun? Ben de bütün gün evde küpelerimi aradım. Ah, bu küpe senin miydi? Evet. Ne oldu anneciğim? Hani Nuri Baba çapkınlık yapıyordu? Biraz utanabildin mi? Ay niye utanayım? Aa, utanılacak bir şey söylemedim ki. Her şeyi Eleni söyledi. Ben hiç öyle şeyler yakıştırır mıyım Nuri Bey? Eleni, biraz evvel bağırıyordun, çağırıyordun. Ne oldu da sustun? Ah Nuri, inan yüzüne bakacak yüzüm yok. Ben çok büyük bir hata yapmışım. Ben söyledim kızım sana. Dur dedim, dinle dedim. Bu işte bir hata var dedim ama dinlemedin ki. Senin gibi bir adamdan nasıl şüphelendin? Çok utanıyorum. Beni affedebilecek misin? Neyse, bunu evde konuşuruz. Hadi valizini al da gidelim. Hemen alacağım. Eleni'ye geçeyim, vallahi bak demedi demeyin. Nur babacığım, ha burada ettikleriniz böyle burnunuzdan fıtil fıtil getiriyor değil mi Nur? Ben hiç ama zevzeklik istemiyorum, tamam mı? Affedersin babacığım, buyur abi. Hadi. Şu karşıya da bir tane gizli kamera yerleştirmenizi istemiştim. Yerleştirdiniz değil mi? Yerleştirdik abi. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Kamera şakası yaptığımızı asla hissettirmemeniz lazım. Gülmek yok. Ciddiyetinizi sakın bozmayın, yoksa bütün emeklerimiz çöpe gider. Sen hiç merak etme abi, hallederiz. Abi, kamera şakamızın ilk kurbanları geliyorlar. Herkes işinin başına. Şimdi biz buraya niye geldik Seydim? Ha, Zeynom sen bilmiyor musun ki ben seni ne kadar seviyorum ha? Evlilik yıl dönümümüzü unutacak kadar hıyar mıyım? O yüzden evlilik yıl dönümümüz için kebapçıda yer ayırtmışım. Helal olsun sana sen, çok iyi yapmışsın. Fatih, hadi gidelim, dört ayak üstüne düştük, kebap yiyeceğiz. Ya Seyit, biz evlilik yıl dönümümüzü baş başa kutlasaydık daha iyi olmaz mıydı? Tabii daha iyi olurdu Zeynom ama ne yapayım? Kuyruk gibi yapıştı geldiler peşimizden. Allah'tan fikoya ekmiş ama buna da şükür, sıkıntı yok yani Zeynom. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulmuşuk. Heh, bu masa iyi midir Fatih? Ağa bu yesimi biliyor falan. De geç o zaman. Dur kız dur, sandalyeni ben çekeyim dur. Selamun aleyküm. Buyursunlar. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk toprağım. Şöyle ortaya karışık bir et getir ha. Şey olmasın yani, çok olmasın ki şey olmasın ha. Baş üstüne efendim. Bu arada sizleri tebrik ediyoruz. Aa çok teşekkürler. Bak Zeynom görüyor musun? Evlilik yıl dönümümüz olduğu için bizi tebrik ediler. Sağ olun siz. Efendim hem onun için tebrik ediyorum hem de şanslı müşterimiz olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Şanslı müşteri mi? Evet. 10.000. Müşterimiz olduğunuz için bugün restoranımızda yemek, içmek her şey bedava. Yani müesseseden. İyi o zaman. Bak bana bak. O zaman ne yapabilirsen mi? Masait ona. Hiçbir şeyi esirgeme. Sen demin onu söylediğini de unut gelsin. Her şey bol bol yap. Baş üstüne. Ha, garson, Adana getir, Urfa getir, Ali Nazik getir, cırtlak kebabı getir ha. Baş üstüne efendim. Bak bütün mezeleri doldur tamam mı? Hadi göreyim sen. Bakma la öyle hadi. Baş üstüne efendim. Efendim yalnız sizden küçük bir ricamız olacak. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 5 dakikalık bir anketimiz var. Sizi içeri alabilir miyiz? Tabii tabii, ne demek canım? Siz bir böyle beleş beleş yemekleri verin. Siz biz zaten ailecek beleşin hastasıyız. Yani anket ne demek? Bulaşıkları bile yıkarım ben ya. İnsanlık öldü mü? Buyurun buyursunlar. Gelin. Buyurun. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay 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 vay. Ya kebapçılar artık böyle teknolojik mi olmuştur? Maşallah valla. İsim neydi sizin? İsmim Seyit, Seyit Erdoğan. Seyit Bey, 5.000 lira kazanmak ister misiniz? 5.000 lira mı?
Bir iş mi teklif ediyorsunuz? Ama benim işim var. Akasya Duran'da çalışıyorum. Çok şükür işimden de memnunum. Ama ek iş olarak yapabilirim. Ne iş? İş değil. Seyit Bey, biz burada kamera şakası çekiyoruz. Bizimle işbirliği yapıp masadakilere kamera şakası yapmamıza yardımcı olursanız 5.000 lira kazanabilirsiniz. Ne dersiniz? Vav! 5.000 lira mı? Tabii olurum ya, niye olmayayım? Şimdi bakın Seyit Bey, ben sizin kulağınıza şöyle ufacık bir kulaklık yerleştireceğim. Buradan size ne yapmanız gerektiğini tek tek söyleyeceğim. Eğer siz kabul ederseniz yapmanız gerekenleri, şöyle burnunuza hafifçe dokunacaksınız, çaktırmayacaksınız ama. Böyle. Siz benim her dediğimi yaptığınızda kazandığınız para otomatik olarak artacak. En sonunda da 5.000 liraya alıp gideceksiniz. Tamam bakalım, tamam. Yalnız Seyit Bey, bunun bir kamera şakası olduğunu masadakilere söylerseniz, kaş göz hareketleriyle ima ederseniz diskalifiye olursunuz. Yani haberiniz olsun, kazandığınız para yanar. Tamam bakalım, sıkıntı yok. Sen yerleştir, tak. Hadi. Tamam, peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya afiyet bol şeker olsun. Neredesin Seyit? Ya ne kadar uzun sürdü bu anket? Ya Zeynep sorma. Anket bir uzundu, bir uzundu. 100 tane soru vardı. Sanki dersin YGS sınavı. Bakalım üniversiteyi nereye tutturacağım. Seyitciğim beni duyuyor musun? Duyuyorsan burnunu elle. Güzel. Şimdi ilk aşama. Bunu yaparsan 250 lira cepte. Tamam mı? Senden birdenbire bağıra çağıra türkü söylemeni istiyoruz. Çekinmene gerek yok. Kebapçıdaki herkes bizim ekipten. Tamam mı? Bunu yaparsan 250 lira sende. Eğer kabul ediyorsan burnunu elle. Diyar Bekir güzel bağlar, hanım el urke. Suları buz gibi çalar, ben al el urke. Arı Paşa mahlesinde, hanım el urke. Lurke oynar güzel kızlar, ben al el urke. Lurke, 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 hanım el urke. Bravo! Daha fazla, daha var, bağır! Lurke, 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 ben al el urke. Lurke, 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 hanım el urke. Lurke, 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 lurke. Seyit, bağır, daha çok bağır. Lurke, 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 hanım el lurke. Lurke, 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 ben al el urke. Seyit, oğlum kafayı mı yedin? Bu oğlan kafayı yenmiştir. Seyitciğim, hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bunu da yaparsan 500 lira kazanacaksın. Pavarotti'nin Ossole Mio'suna döneceksin birden. Türkçeyi bırakıp klasik müziğe geçeceksin. Sözleri bilmene gerek yok. Onun gibi bağır yeter. Montunu söyle, gide beline. O söylemiyor. Strontele zırto. Strontele zırto. Hey! Toynağına kıymık batmış manda gibi ne bağırıyorsan camış otur yerine rezil olduk. Bu oğlan iyice ne kafayı yemiştir ha. Ya yediği kebaptan oldu desem elini sürmedi. Konuşma zırtu. Seyit sen ne yapıyorsun? Otursana. Delirdin mi? Herkes bize bakıyor. Seyit'cim bravo, harikasın. Sait oğlum iyi misin? İyiyim anne, iyiyim. Hem de çok iyiyim. Şimdi bugün evlilik yıl dönümümüz ya. Ondan dolayı böyle içimde sevgi patlaması oldu. Böyle mutluluk patlaması olmuştur ha. Ondan dolayı böyle türkü söylemek istedi canım. Birden böyle ayağa fırlamak istedim. Bir de Pavarotti'nin şeysini de televizyonda izlemiştim. Oradan geldi aklıma yani ya. Çok büyük sanatçıydı Pavarotti. Allah rahmet eylesin. Bana bakın. Gidince ilk işimiz bunu doktora göstermek olsun ha mı? Bunda bir şeyler var. Kafayı yedi bu. Ha Hüsu gösterek. Seyitciğim şimdi masadaki şalgamı alıp Hüsu Ağa'nın başından aşağı dökmeni istiyorum. Bunu da yaparsan 1.000 lira kazanacaksın. Kabul ediyorsan burnuna dokun. Ağam, şalgam ister misin? İsterim Seyit, sen de bardak yok ki. Zaten bardağa gerek de yoktur. Buyur. Nuri
kardeşlik. Bu gördüğün delikanlı kızan benim damadım Kemal'dir. Yani arkadaşım, kafadarım ve de rakibim Yunus Pehlivan'ın oğludur. Yani. Vallahi sizinle akraba olduğum için çok mutluyum. Debe. Ya Osman bir dakika ya. Şimdi bu çocuk... Allah Allah. Ne oluyor dede? Allah Allah, bir dakika. Osman'ım, bir dakika gelebilir misin? Hadi, hadi. Sinan, onun bu dün durağa gelen çocuk değil ki. Kemal değil bu. Nuri baba, gözünü seveyim çaktırma. Bu arkadaş Dilek'in sevgilisi Çınar. Biz bu arkadaşı Osman Aga'ya Yunus Pehlivan'ın oğlu Kemal diye kakaladık. Osman'a oyun mu yaptınız? Niye böyle bir şey yaptınız oğlum? Baba ne yapalım? Sevenleri birleştirmek sevaptır. Biz de onun için bir oyun oynadık yani. Allah, peki gerçek Kemal nerede? Gerçek Kemal. Gerçek Kemal bir daha buraya asla dönmek istemeyeceği bir yerde. Yani 13 yıl, 8 ay, 4 gün, 12 saatin acısını çıkartıyor baba. Ya böyle oyun mu olur Sinan abi? Osman abi ölürse ne olacak? Vallahi savaş baltasını çıkaracak, ben size söyleyeyim ya. Ay sana inanmıyorum Sinan ya. Girdiğin her yerde bir oyun, her yerde bir üç kağıt. Kapı. Kapı. Buyurun. Nikah memuru geldi. Nikah memuru abi, nikah memuru abi. Hemen kıy nikahı, yıldırım nikahı olsun abi. Yok yok. Yunus Pehlivan gelmeden nikahı kıyılır canım. Ayıptır be. Ya Osman Aga, Yunus Pehlivan'ı niye bekliyoruz ya? Hadi bakayım, hem nikah memurunun işi var, acelesi var. Bundan sonra daha bir sürü nikah kıyacak adamcağız ya. Ya olur mu canım yani? Adamın babası gelmeden, adamın müjverini görmeden olur mu be? Ya Osman ya, nasıl olsa düğün yapacaksınız. Pehlivan orada görür ya oğlunu. Ya burada şimdi gerek yok şimdi burada olmasın. Hadi, hadi, hadi. Tabii, tabii. Yunus baba da düğüne gelir. Madem Nuri kardeşlik üle süler, bana da biraz mantıklı geldi düğüne gelir. Kıyalım bari. Aile kapı. Tebe merhaba, Osman Pehlivan be. Ay kardeşim aslanım benim. Bir. Kafa darım benim ya. Aslanım değilim. Bu benim dönüyorum Yunus Pehlivan'dır ha. Yani benim damadım Kemal'in babasıdır yani. Bu kimdir be? Senin oğlun Kemal'dir be. Bak görür müsün Kemal? O kadar yakışıklı olmuşsun ki babacığım bile seni tanımadı. Ya babası bile tanıyamadı Osman. Siz benimle dalga mı geçersiniz be? Bu benim oğlum değil. Bu benim oğlum Kemal değil be. Allah Allah. Değil de bu kimdir bu be? Allah Allah. Canım bak canım. Buyurun başkomiserim. Beni mi sorar? Kim beni sorar? Kemal mi? Yunus Pehlivan'ın oğlu mu? Ne? Tamam tamam anlaşıldı. Senin oğlun fuhuş operasyonuna basılmış tamam mı? İyi ki sana kız vermemişim. Allah cezanı versin. Yazıklar olsun sana Osman. Sana da senin pehlivanlığına da be. Bir kızana sahiplik edemedin be. Sen var ya, göreceksin gününü. Bunun acısını çıkaracağım senden be. Bilesin bunu be. Bilesin, bilesin be. Konuşma be, susak. Senin oğlunun çobanı mıyım ben be? Allah Allah, tüyemezsin, tüyemezsin. Hadi, hadi. Ya bir dakika, madem her şey tatlıya bağlandı, hadi nikah kıyalım. Kıy nikah memuru abi. Kıy nikah. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu kimdir be? Osman'ım, bu kızan Çınar, Dilek'in arkadaşı. Birbirlerini çok severler, evlenmek isterler. Ya, evlenmek isterler öyle mi? Sinan, Sarıya, hepsiniz, Nuri kardeşlik, sen de hepiniz bana oyun oynadınız. Sana da teessüf ederim, sana da öldüreceğim, seni de öldüreceğim. Gel buraya Sarıya, öldüreceğim. Sait oğlum, ay sende mi? İyiyim anay, iyiyim, sıkıntı yok. Şimdi genç kızımız daha sakin bir tip. Abartılı tepkileri yok. Anne daha komik. Şimdi senden içerideki masaya gitmeni ve Hüsnü Ağa'nın sevgilisiymiş gibi davranmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam.
Seyitciğim, şimdi masaya bir arkadaşımızı yolluyorum. O ne derse onaylayacaksın. Bunu da yaparsan 5.000 liraya alıp gideceksin. Kabul ediyor musun? Güzel. Gönderiyorum o halde arkadaşı. Hiso, ne haber canım? Oo, Hiso, bu avrat kimdir kucağına oturuyor? Vallahi bile tanımıyorum ben bu Rıfat'ı. Ay niye yalan söylüyorsun Hiso? Seyit, Hiso beni tanıyor değil mi? Evet evet tanıyor. Hiso çok ayıp tanımamazlıktan geliyorsun ya. Allah Allah tanıyor. Bak Seyit de hak verdi işte. Karınlar diye beni tanımazlıktan geliyorsun öyle mi? Çapkın seni. Ya vallahi billahi ben seni hayatımda ilk kez görüyorum. Sen ne diyorsun ya? Hiso, son defa soruyorum. Bu avrat kimdir? Ben Hüso'nun sevgilisiyim değil mi Seyit? Evet, evet. Seyit sen nedirsin? Hiso! Bu avrat doğru mu söylüyor? Ya vallahi billahi iki gözüm önüme aksın yalan söylüyor Fato. Bir yalan söyleme. Senin kafanı patlatırım. Benim üstüme gül koklarsın ha! Ne yaparsın? Fato kurban olayım yapma ya! Anay bu bir kamera şakasıydı! Rezalet, rezalet! Resmen rezalet! Hepsimiz gazeteye çıkmışız Nuri kardeşle. Bak. Nuri ya. Bak, görür musun? Bütün durağın haberleri gazetede. Bütün durak mı? Taksici Osman Şentürk'ün kızı Sah babasını kandırıp sevdiği gençle evlenmeye kalktı. Oyun ortaya çıkınca çılgın baba dehşet saçtı. Ya beni eşek yerine koymuşlar. Uy, bakın ha oraya da İpekçiğim'in çalınan taksisi yazıyor. Akasya durağının acemi bayan sürücüsü kontak anahtarını aracın üzerinde unutunca arabasını çaldırdı. Aa bu. Aa, ne kadar ayıp ya. Bana acemi demiş. Resmen dalga geçmiş. Gerçi seninki de dalga geçilmeyecek gibi değil ya. Oo, hele bak hele anneyle Hüsarhan'ın resmini de buraya koymuşlar. Kamera şakası programında şakazede kadın kocasını vurdu. Bu ne böyle ya? Gazete bütün sayfayı bizim Akasya Durağı'nın haberlerine ayırmış. Olacak şey değil yani. Ver bakayım. Ya abi benden hiç bahsetmemiş ama ya. Normal mıdır bu kardeşlik? Durakta ne olup biterse hepsisi gazetede yani. Hiç normal değil Osman. Anladığım kadarıyla aramızdan biri bizi ispiyon ediyor. Ali Kemal. Sen mi ispiyonluyorsun lan? He? Bana bakmayın da vallahi ben ispiyon etmiyorum. Ben sadece sizi yengelere ispiyon ediyorum o kadar. Bu işi yapanı bir elime geçirirsen çok fena olacak. Bana acemi demiş ya. Çok haklısın. Ben de bunu yapanı elime geçirsem erkekse böyle boğazını sıkacağım. Kadınsa... Oo. Onu da yani adını bildireceğim. Arkadaşlar ben bu lafı daha önce söylemiş miydim mi? Yolla, bir taksi yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı.